Burası Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Küçükköy. Adı gibi küçük ama bir o kadar da şirin bir mahalle. Küçükköy'ün en çok konuşulan ismi ise Lütfi Yanar. 34 yıldır açtığı bakkalı işleten Yanar, doğuştan görme engelli. Konya'da yaşayan 60 yaşındaki görme engelli Lütfi Yanar, engeline rağmen 34 yıldır bakkal işletmeciliği yapıyor. 34 yıldır bu bakkallık işiyle uğraşıyorum. Ekmeğimi buradan kazandım. Çocuklarımı bundan büyüttüm. Kendim bundan işte harçlığımı çıkardım. Gören herkesi önce şaşırtan, sonra da hayran bırakan Lütfi Yanar, parayı ve ürünleri dokunarak tanıyor. Bu kaç lira Lütfi amca? 20 lira. Alayım. Peki bu kaç lira Lütfi amca? Bu 50 lira. Güzel. Lütfi abi o ürünü göremiyor ama bir şekilde hissediyor, elliyor, dokunuyor. Para ihtiyacı karşılanacağı zaman da Lütfi abi parayı hissediyor, dokunuyor ve ne kadarsa tutarı veriyor. Veresiye isteyenlere de hayır demiyor Lütfi Yanar. Braille alfabesi sayesinde kime ne ürün verdiğini ve ne kadar alacağını not ediyor. Ali Akça. Akça. 280 kuruş. Yazması da zaten engelli yazısını da biliyor, onu da yazıyor. Yazdırdığımızda oluyor yani. Lütfi Yanar evli ve 4 çocuk babası. En büyük destekçileri de tabii ki ailesi. Lütfi abim 4 çocuk babası. Yıllardır 2 kız 2 oğlan. 30-35 senedir yıllardır bu bakkalcılığı yapıyor. Sopasını yakıyorum. Dükkanı temizliyorum. Eve gidiyorum. Dersime çalışırım. Ve gelirim babama yardımcı olurum. Müşterine yardımcı olurlar bana. Müşteri ve mal verirken alırken yardımcı olurlar. Çocuklarım en büyük destekçilerim. Kardeşlerim en büyük destekçilerim. Onlar olmasa tek başıma belki bu işi götüremem. Evinden dükkana kadar yardım almadan elindeki bastonla gidip gelen Lütfi Yanar'ı köylüler de çok seviyor. O bakkalını yıllardır hayatın olmazsa olmazı insana güvenle işletiyor. Her tarafta iyi niyetli insanlar olduğu kadar art niyetli insanlar da var ama bizim köyümüz genelde çok temiz. Ben çok destek gördüm köyümden, çok. Gurur duyuyoruz. Köyümüzde engelli olduğu halde kendi işini yapıyor, kendi ekmeğini kazanıyor, çoluğunu çocuğunu okutuyor. Bazen kaldıramadığı şeyi biz kaldırıyoruz. Alamadığımızı raftan biz uzanıyoruz, biz alıyoruz. Kaç kuruşsa soruyoruz şu para. Kafamızda kalırsa kalır, kalmazsa bunun kafasında kalır. Şu kaç parasının eline değdim biliyor yani. Çay dedin, çay bilir, sigara zaten bilir hepsi. Elvan çeşit. Fiyatlarda hiçbir sorun yaşamaz yani. Parayı da iyi bilen biri. Onun en büyük tepkisi ise kendisi gibi görme engelli olup çareyi dilencilik yapmakta görenlere. Bir şekilde bir insan rızkını kazanır ya. Ben buna karşıyım, dilenciliğe. Gerçekten vallahi karşıyım. Adam çorap satsa emin olun vallahi evini geçindirir ya. Zor değil ya bu kadar hayat.